Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Test 6, üçgende açının test 6'sına gelmişiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Eş kenarları birbirinin aynısı olan, bak dikkat et ikiz kenar ama burada da ikiz kenar var. Buradaki uzunluk buradakinin aynısı, buna dikkat edeceğiz. Üçgenler farklı çünkü bunun açıklığı bunun açıklığıyla aynı değil dikkat ettiysen. Bunları iç içe gömülü vaziyette bize vermiş, bu şekilde olduğunu göstermiş. Şimdi ben buradan nereye ulaşabilirim? Birinci olarak bunun BC'sinin AC'sine eşit olduğunu biliyorum ya hani. Bu BC, bu AC. Bunlar birbirine eşitse böyle bir ikiz kenarım var demektir. E bu ikiz kenarda burası 30 artı alfa yapıyorsa burası da 30 artı alfa yapacak. Bu bana bir şey kazandırır mı? İki iç bir dış kazandırır. Bak dikkat et. 30, 30 artı alfa. İki tane iç açı mavi üçgende bir tane dış açı yapar. 30, 30 daha. 60 artı alfa burası olacaktır. Şimdi bu ikiz kenar üçgende görevini yapsın buradaki kenarın buradaki kenara eşitliğini gösterdim. Bakın ne işe yarayabilir? Şu iki açının eşit olduğunu söyler bana. Yani bunu 60 artı alfa yazdıysan buna da 60 artı alfa yazarsın. Sonuç olarak bu üçgenin iç açıları 180 e artık götürebilirsin. Bak bütün açıları çıkmış. 60 buradan 60 buradan ne var elimde? 120 var. Artı. içinde 1, 2, 3 tane alfa var sarı üçgenin. Artı 3 üç alfa eşittir 180 üçgenin iç açılar toplamı. 120'yi karşıya gönder kalsın sana 60. Her iki tarafı 3'e böl alfa eşittir 20 derece. Ne diyor alfa kaç derecedir diyor. Ne diyoruz 20 derecedir diyoruz. 2 numaralı sorudayım. Diyor ki bir öğrenci matematik ders etkinliğinin etkinlik kısmında şekil bir gibi mavi boyalı parçasını D üzerine katladı. Bak bu mavi boyalı kısmı bunu bu tarafa doğru katlıyoruz biz. Katladığımız zaman ne diyoruz? katlanmışın açılmışı da lazım olur bize. Bak burada açık hali var, burada katlanmış hali var. Bunlar bize yetmez. İki tanesinden bir tanesini seçeceğiz ve diyeceğiz ki katlanmayı burada göstermeliyim ya da açılmayı bunun üzerinde göstermeliyim. Yani ikisinden bir tanesinin üzerinde ikisi birden gösterilmeli. Katlanma açılma hali beraber olmalı. Ben birinci şekli tercih ediyorum. Bunun üzerinde katlanmayı da gösteriyorum. Şu an sonuç olarak ne oldu? Hem açılma hem katlanma halini bir arada görmüş oldum buradaki şekil üzerinde. Şekil bire doldurdum hepsini. Şimdi katlanınca ne olur biliyorsun? Bu açılar üst üste gelir. E şimdi üçgenin ikiz kenar olduğunu söylemedi. Şöyle bir ikiz kenarlık vermiş olsaydı buradaki katlanmayı da aynı açılarla gösterebilirdim. Ama şu anda bunu bilemiyorum. İkiz kenarlık olmadığı için farklı açı gösterimi yapmalıyım. Şöyle yapmalıyım. Şurası xx olsa burası da üst üste geldiği için yy olmalıdır. Bak ne veriyor sana? B, E, C üssü. Şimdi C üssü dediğimiz yer burası. Nereden biliyoruz? Bak buradan biliyoruz. B, E, C üstü dediği şuradaki boyadığım açıdır. Ve diğer açı C üstü D, dediği açı da şurasıdır. Bu iki tane açının toplamı 106 ymış. Bak muhteşem bir iş yapalım. Şurası 180 değil mi? E burası da 180. Bu açı da 180, bu açı da 180 olduğuna göre ikisi beraber 360 derecedir. İkisi birlikte 360 derecedir. Şimdi sen bana sorarsan hocam bu 360'ın içinde ne var dersen buradaki boşluk açı var. B1 diyeceğim, B2 diyeceğim. Boşluk 1, boşluk 2 anlamına gelsin diye. 2 tane x, 2 tane y, boşluk 1, boşluk 2. Yani 180, 180 daha 360'ı buraya yazmış durumdayım. Bunu biraz daha yukarıya taşıyayım şöyle. İşlem yapabileceğim yere getireyim. Evet yazıyorum. Ne var elimde? 2 tane x ve 2 tane y var. Artı boşluk 1 ve boşluk 2'nin toplamı var. E bu toplam zaten belli değil mi? Ben buna B2 buna da B1 dediğime göre iki boşluğun toplamı 106 olduğuna göre ben buraya 106 yazabilirim o halde. Ha. Aslında sen bunu pratik olarak şöyle düşünebilirsin. Hoca iki tane 180'i topladı 360'a götürdü. içinden 106'yı düşecek. 2x ile 2y'nin toplamını bulacak. Bu şekilde de düşünebilirsin. Hani 106'yı bu, tarafa eksi olarak atarsan 254 kalacaktır. 2 tane x artı y eşittir 254. Her iki tarafı 2'ye bölersem 127 eşittir x artı y bulurum sana. Şimdi bu üçgenin iç açılarını düşün. 180 olması gerekiyor her üçgen gibi değil mi? O halde x ve y'nin toplamı 127 olduğuna göre 127'yi 180'e kim götürebilir? 53 derece götürebilir. Cevap 53 olmalıdır. Niye? Çünkü ACB açısını istiyor. Yani buradaki açıyı bize soruyor. O yüzden 53 oldu. Ne yapıyorum? Bir sonraki soruya geçiyorum. 3 numaralı soruya. Bu sayfada toplam 4 soru olduğu için 3 numaralı sorumuz yukarıda. Birazcık küçülelim şekli sığdırmaya çalışalım. Evet, 108 derecelik bir tepe açısı veriyor ve birbirine eşit olan uzunluklar veriyor sana. Bak, şimdi bu uzunluk böyle bir çift çubuk almış ve içeriye doğru şu şuradaki parçası katlanmış buraya gelmiş. Yani bu parça buranın. Şimdi şurada bir parçamız var. Aynı eşitlik çubuğu var. Bak, çift çubuk, çift çubuk. Bunlar aynı. Dolayısıyla bu katlanmadan bu da buraya geçecektir. Ha ne oldu? Sen bu eşitlikleri gösterdiğin için içeride çıkan ikiz kenarlığı gördün. Yani bu eşitlikleri göstermemiş olsaydın içerideki üçgen ikiz kenar çıkmayacaktı, görünmeyecekti sana. Ha yani ne diyoruz her zaman? Geometride verilen eşitlikleri gösterelim diyoruz. Katlanma ile beraber bu uzunluk buraya geçtiği için ben bunu gösterdim. E, bu aynı uzunluktu. Baştan beri aynıydı bak. Gör ikisi aynı. E, i̇çeriye geçti. Bu şekilde ikiz kenarlık gelmiş oldu. Şimdi Soruda iki tane yol kullanalım senle. Önce birinci yol tek bilinmeyenle gitsin. Şöyle alfa atalım. İkiz kenar görüntüsünden buraya da alfa atalım. İki iç bir dış yapalım. Nasıl bir iki iç bir dış bu? Bu üçgende iki tane alfayı topluyorsun buraya getiriyorsun. E, i̇kiz kenar tekrardan yine iki tane alfa. Şimdi şuraya dikkatli bir şekilde bak. Bana burayı yine iki iç bir dışla söylemeye çalış. Burayı bazı öğrencilerimiz maalesef yanlış söylüyor. Nedir burası diyorum? 2, 2 daha 4 alfa hocam diyor. 4 alfa olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Bakın şimdi bu üçgenin kenarı böyle geliyor. 2 alfadan gelen kenarı böyle geliyor. Dolayısıyla bu üçgenin dış açısı böyle gösterilebilir. Yani buraya 4 alfa diyebilirsiniz. E 1 alfa aşağıda kaybolduğuna göre şöyle geçiyor. 3 alfa yukarıya kalabilir. Ha bunu aslında o şekilde göstermek yerine şöyle göstersem size daha güzel olur. Ben en büyük üçgene bakıyorum aslında burada. A, C, F üçgenine bakıyorum. Bakın bu üçgenin iki iç açısını gösteriyorum size. Birisi iç açı öbürü de iç açı. İki iç açı hop üçüncü açının dış açısına. Yani 180'e tamamlayanına. O yüzden buraya 2 buraya da 1 geldiği için 3 alfa denilebilir. E, i̇kiz kenar üçgenden 3 üç alfa buraya da denilebilir. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Burada 3 alfa var burada 1 alfa var. Tepenin tamamını tek kalemde alıyorum. Nereden alıyorum? Buradan alıyorum. Kaç var? 108 var. O halde 108 artı 3 alfa artı 1 alfa. Yani 4 alfa artı 108 eşittir 180 olmuştur. 4 alfamız 72 alfamız 18. İstenene bakalım arkadaşlar. ABC ne oldu? 3 alfayı istedi ama 18 de şıklarda var. Ne yapmıyoruz hemen? Atlamıyoruz. Buradan 3 tanesi 18 yapmaz. 54 yapar diyoruz. 3 tane 18, 54. Evet doğru. Şimdi bu iki hiçbir dışı görmeyen öğrenci ne yapsın hocam? Ben iki iç bir dışta çok iyi değilim. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. İyi olmanı gerçekten çok isterim. İki iç bir dış bizim için çok kıymetlidir gerçekten de. Daha önce de söyledim. Her yerde de kullanacaksın. Öğrensen çok iyi edersin. Bir üçgende iki tane açı belli olduğu anda şöyle alfa alfa dediğin anda hemen iki iç bir dış yapmanı öneriyorum. Yoksa işleri her zaman uzatmış olursun. Eşitlikleri tekrar gösteriyorum. Bunu da buraya katlamıştı. Buraya beta diyen öğrenci ne yapacak? Bir de ona bakalım. Buraya beta diyen öğrenci buraya da beta demiştir. İki tane hiçbir dışı burada görür bence. Görür. İki alfa diyelim buraya. Daha sonra nasıl gitsin? İkiz kenar üçgen var. Buraya iki alfa desin. Evet. Şurasında hepsi 108'di. 108'den kalanı buraya. 108 eksi 2 alfa olarak yazsın. Şimdi bu üçgeni 180'e götürür öğrenci bir kere. 108 artı 2 beta eksi 2 alfa eşittir 180. Buradan 108'i karşıya atar. 2 beta eksi 2 alfa eşittir 72. 2 ile sadeleştirir. Beta eksi alfa eşittir 36'yı bulur. Şimdi bu öğrenciye bir bilgi daha lazım. Onu da büyük üçgenle bulacak. Yukarısı zaten 108'di. Beta burada alfa burada. Şimdi 108 olarak burayı düşünün. Tepede vardı. Geriye 180 olması için 72 kaldı. Beta artı alfa eşittir. 72. Taraf tarafa topladı. 2 beta 108 dedi. Her iki tarafı ikiye böldü. Yine 54'ü buldu. Yani esasında şu işlem haricinde bir uzama gerçekleşmedi. Yani uzar diye düşündük ama çok da uzun da olmadı. Bu yol da güzel bir yol oldu bizim için. İki tane yolumuz olmuş oldu. 4 numaralı soru. AB kısmına A diyen, BH kısmına B diyecek. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu söyleyeyim bir kere. Böyle CH eşittir AB artı BH dediğinde iki tarafa ayrı ayrı bilinmeyenler veriyorum. Mesela CH eşittir AB artı BH soruda verilen ya hani artı sallıyorum bir tane de hmm, DC diye bir şey söylemiş olsaydı. Ben buna A, buna B, buna C diyecektim. A artı B artı C eşitliğini bu tarafa verecektim. Yani ben şunu söylüyorum öğrenciye. Kalabalık olan yer sana ait. Kalabalığı sen üstleneceksin. Tekil olan kendi kendine ismini alır zaten. Bak A artı B nereye geldi? Buraya geldi. AB kısmına A diyen öğrenci. BH kısmına B demiş. O zaman da A artı B demiş. Bakın soru kokladığınız zaman kokluyoruz soruyu evet. Yaki kokuyor. Üçgende açı test 3'te Yaki ile ilgili açıklamamı yaptım. Kitabın başındaki sayfa 5 olması lazım. Bilgiler kısmında da arkadaşlar size muhteşem dörtlü diye açıklamış onu. İster Yaki ister muhteşem dörtlü diye bilin. İsterseniz adını bilmeyin ama görevini bilin. Nedir o ben size açıklayayım. Bakın burada B kadar var. Şuradan bir çizgi çekip böyle B kadar uzunluk da siz üretin. Bu A artı B buranın toplamı değil miydi? A artı B buradan buraya kadardı. E ben B'yi aldığımda geriye A kadarı buraya kaldı. Sonuçta C'den aşağı kadar A artı B değil miydi? A burada B burada. Hocam B'nin burada olduğunu nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar bilmiyorsunuz. Sallıyorum bu uzunluk 5 cm ise. 5 santimlik bir yer alabilirsiniz sonuçta. Burası 5'ten daha büyük. 5'in olduğu yer burasıdır. Demenizde bir sakınca yoktur. Mantıklı bir görsel seçtik zaten. Peki, yaki'yi nasıl kullanacağım şimdi ben? Bu neydi? Yükseklik. Bu neydi? Açı ortay. K neydi? Kenar ortay. İ de ikiz kenar üçgen. 4 tane maddeden yaki anlatırken dedim ki, herhangi ikisi varsa diğer ikisi de vardır. Yani 4'ü beraber olur dedik. O halde şu anda AB B, şurada K diyelim. Bakın ABK üçgenini inceleyeceğiz sizinle. Bu üçgene dikkatli bir şekilde bakın. Bu üçgenin yüksekliği var mı arkadaşlar? Var. Dikkat atıyoruz. Peki bu üçgenin yüksekliği aynı zamanda kenarı iki eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Yani kenar ortay da var. Şimdi öğrencimiz diyor ki yükseklik kenarı tabii ikiye böler hocam. Her zaman olmaz mı zaten? Olmaz arkadaşlar. Bu şekilde ikiye bölünüyorsa bu üçgen ikisi kenar oluyordur. Bak ikisi geldi. Ne dedim? İkisi varsa diğer ikisi var dedim. Olmayan bir üçgen gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Bakın yüksekliği çizdim. Bu buna eşit oldu diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz. Açısını da eşit bölemezsiniz. Yani ikizkenar kenar ve eşkenar üçgenler haricinde bu şekilde dik attığımda ikiye bölen bir üçgen yoktur. Peki... Söylediğimizi yapalım. İkisi varsa diğer ikisi de var demiştik. Şu anda A neydi? Açı ortay. Hocam açı ortay oraya nasıl geldi? Şöyle geldi. Şu uzunluk bütün görevleri üstlenir. Kenarı ikiye bu böler. Dik olarak bu gelir. Yani kenar ortayı da yüksekliği de açı ortayı da aynı çubuk sağlayacak. Ona göre. İyi dediğiniz ikiz kenarlık da bu çubuk nereden çıktıysa bu çubuk nereden geldiyse iki kenarın arasından gelmiştir. Hangi kenarların arasından gelmiş? Bunların. İ harfinde böyle kullanacaksınız. Zaten üçgende açı testi 3'te anlattım dedim 6. soru civarlarında dedim ama burada da gayet net açıkladığımı düşünüyorum. Ben devam edeyim. A'yı buraya aldık. Ha, ne oldu? Aa, AA oldu. Gördün mü? Ha, görmen lazım. Bu A ise bu A ise ikiz kenar gelmiştir. 24 ikiz kenarlıktan buraya da geçmiştir. İki tane iç açının toplamını bir tane dış açıya vermeye karar vermişimdir. 24 24 48 2 hiçbir bir dış candır. E, büyük üçgene a a ikizkenar demiştik. Büyük dediğim de şu. İkizkenar demiştik. E bu 48 ise o zaman alfamız da 48 olur. Tamamdır. Ön sayfayı bitirmiş durumdayız. Arka sayfaya ne yapıyoruz? Geçiyoruz. <laughs> Bakın bir döndürme sorusu var. Hocam üçgeni döndürmüşler. Onlar döndürünce benim de kafa dönüyor. Ben çekiliyorum kenara. Çekilme kenara. Çünkü döndürmenin bir sırrı var. Daha önceki bir testteki sorularda da söyledim ben. Döndürme sorularında üçgenin tamamını ya da dörtgen ya da beşgen yani hiç ne olduğu önemli değil. Tamamını döndürmeye çalışmayacaksın. Sen parça parça döneceksin. Mesela B'nin yeni yerine B üstü demiş görüyor musun? Bak ABC dik üçgeni C köşesi etrafında saatin yönünün tersine. Şimdi üçgen nerede ABC üçgeni? Önce onu bulalım seninle. ABC üçgeni. Yani adam anlatıyor diyor ki bu üçgeni döndürdüm ben diyor. Ben bunu döndürdükten sonra bu diyor üçgen buraya geldi diyor. Tamam biz bu üçgeni döndürüp buraya getireceğiz o zaman seninle. Ama bunu hayal etmeye çalışmayacağız. Adım adım götüreceğiz yahu. Bak şimdi. Şu CB değil mi? C köşesi etrafında dönüyor diyor ya sana. C köşesi senin kıpırdamayan noktan. Dönme merkezidir C köşesi. Yani kimin etrafında dönüyorsan sen o nokta kıpırdamaz. Olduğu yerde durur. Geri kalan her noktanın yeri değişir. Hadi C değişmeyecekmiş. O zaman B'nin yeni yeri ne olacakmış B üssü. Bak 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 gel. Bak böyle oldu işte. Şimdi eski BC kimdi? Buydu. O zaman yeni BC kim? Onu da göster. Bu. Ha. Eski BC, yeni BC gösterdin mi? Gösterdin. Dönerken kısaldı değil mi? Evet. Kısalmaz. Dönerken ne kısalır ne uzar. Yemediysen süpersin. Şu ikisi birbirine eşit olmuş oldu böylece. Bak az önce hiçbir şeyin yoktu. Şimdi ikizkenar bir üçgenin var. Tabii ki de derhal kullanacaksın. 90'ın 20'sini verdiyse sana buraya 70 kalacaktır. İkiz kenar üçgenden burası da 70 olacaktır. 70 70 140 hop 40 yapar diyorum. Şimdi üçgen ilk önce neredeydi? Tekrar gösterelim sana. Üçgen ilk önce buradaydı. Daha sonra nereye geçmişti? Buraya geçmişti. Bak şimdi burada yazıyor. ABC iken A B C oldu diyor. Şimdi bu üçgen bu üçgenin döndükten sonraki yeri olduğuna göre bunun 40 derecelik bir açısı varsa bunun da 40 derecelik bir açısı olmalı. Üçgen dönünce bir yere gitmez. Hani neyi döndürürsen döndür aynı boyunu aynı ebatlarını koruyacaktır. A'dan B'ye kadar bu kenarı gören bu açı 40 derece değil mi? Heh A'dan B'ye kadar bu kenarı gören bu açının da 40 derece olması gerekiyor. Tamam şu karalamalarımızı alalım geriye. Bu gitsin bu gitsin bunlar gitsin tamam. Şuranın 40 derece olduğunu bence anladık. Umarım sence de anlamışızdır. Şimdi 40 varsa 90 varsa 50 ama alfaya gitmiyor. Kalıyor olduğu yerde. Kıpırdayamıyor. Başka bir şey yapmalıyız. Bir kenar daha göstereceğiz seninle şimdi. Diğer kenarı da kırmızı renkle göstermeye çalışayım. Şöyle. AB kenarı pardon AC kenarı. Bu kenar en baştaki ABC üçgeni iken olan kenar. Gördün mü? Şimdi ben bu kenarı döndürüp nereye götürdüm ona bakacağız. Gel Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Buraya gelmiş. Bak şimdi, Hocam nereden alındasın? E, A, C. E, A, C. Buraya gelmiş. Belli. Şimdi de bunu kullanacağım sana. Ne oldu biliyor musun? Baştaki A, C ile sondaki A, C gösteren öğrenci bunun buraya eşit olduğunu gördü. Hocam eşitlik vardı. Kafan karışmasın. O eşitlik bu üçgenin ikiz kenarlığı içindi. Ve burada kırmızı çubuk yokken mavi mavi eşitliğini gösterdik en başta. Gitmeyelim oraya. Bak alayım ben bunları kafan karışmasın senin. Hatta al bu mavileri de biz bunları kullandık zaten. Şimdi bu kırmızı kenar AC. o oh, bu da C. Şimdi ikiz kenarlığı gördün mü? Buradan buraya kadar ikiz kenarlık. O zaman bunun taban açısı birbirine eşit olmalı. Tepe açısı 40 olan bir üçgenin ikiz kenar olduğunu düşün. 180'den tepe açısı olan 40 derece çıkarılır. Geriye 140 bulunur. 2'ye bölünür. 70'er derece dağıtılır. Eşit dağıtım yaptım. Burası 70 derece. Hocam şıklarda 70 yok ne yapalım? Tabii ki de olmaz. Çünkü adam alfa diye buranın tamamını göstermiş. Yani adam dediğim yazarımız oluyor. Ayıp olmaz. A a üssü B üssü. Şöyle gel bak. A a üssü B üssü yani göstermiş arkadaşımız net bir şekilde. Buranın tamamını istiyorum demiş. Şimdi sen şöyle düşün. E bu 40 değil mi? E bu 90. Üçgenin iç açıları 180 olacaksa 40 varsa 90 varsa şuraya ne kalır? 50 kalır. Sence 70'i ve 50'yi bulduysak alfayı bulmuş muyuzdur? Evet. Ne bulduk? 120 bulduk. Beşinci soru. Biraz emek verdik ama olsun. İyi anladığımızı düşünüyorum. Sıradaki 6 numaralı soruya geldik. Sığdırdık mı? Sığdıramadık. Bakayım. Bir tık daha. Şimdi. 48 derece var. Bir katlama yapıyor. Ok göstermiş. Burada da bir katlama yapıyor. Yine ok göstermiş. Bak bu katlamayı böyle yaparken. Yani bu üçgen bunun üstüne biniyor. Bu üçgen bunun üstüne biniyor. Burada nasıl oluyor? Bu üçgen bunun üstüne biniyor. Aşağıda açıklamalarını yapıyor. Sen zaten soruya okuyup geldin. Uğraştın geldin soruya. Ben bir daha okuyup böyle seni darlamayayım. Başlayayım soruya hemen. B noktası B üstü diye bir noktaya geldiğine göre ben tabii ki de bu üçgenin bu üçgen olduğunu anlayabiliyorum. Evet. O zaman hemen yanındaki açıya hop 48 48 yazdım gitti. Hocam bunu katladık gider mi? Gider. Git, yanında götürecek. Hani bu üçgen buraya geçtiyse katlamayla bu BD, bu da BD olmuştur. Bu şekildedir. Tamamız. Bak süper gidiyoruz. İkiz kenar geldi. Bu kenarda bunun üstüne gelmiştir. Soruda lazım olur olmaz bilmem ama onu da göstermiş oldum sana. Şuraya alfa dedim. X diyeceğim vazgeçtim. A iyi demişiz. Alfa varmış zaten olmuyormuş. Buraya da X dedim. İki tane iç açıyı topladım. İki iç bir dış buraya yazdım. X, X daha. 2 X. Hmm. Şurasını söyleyebilir misin bana? Düşündün mü? İyi düşün bunlar aynı üçgen. Ha, Aynı üçgen olduğuna göre katlamayla B açısı buraya geçtiğine göre bu 2x oluyorsa bu da mecburen 2x oluyordur. Hadi 180'e gidelim. Şurada 48 48 96'mız var. Artı devam etsin. Burada 2x burada da 1x toplamda 3x daha geldi. Eşittir 180 olmuşuzdur. Üçgenin iç açıları. evet. 3x eşittir. At 96'yı karşıya. 84. 3'e böl her iki tarafı 28. Şimdi sen bu 28'i buldun mu? 2 tane 28 56'yı burayı da buldun mu? Hadi in aşağıya yazalım aynı üçgen var burada 56. Üçgen aynı üçgen. Bak her iki şekildeki ABC özdeştir. Lütfen okuyup gelelim. Heh. Şurası da 28. Şimdi başka bir katlama yapıyor. Onu unut. Yukarıda yaptıklarını unut üçgen hakkındaki bilgiler aynen geçerli. Yani burada 56, burada 28 ve tepe 96 var. Burada bir sorun yok. Ama bu katlama hiçbir şekilde burada görünmüyor bile yani. Burada başka bir katlama var. Hocam B üstüyle H aynı nokta değil bile onlar yani. Farklı noktalar. Hani tesadüfen gelirse de bilmeyiz. B buraya katlanmıştı. C katlanınca buradaki C buraya zıpladı. Yani bu üçgen bütün olarak bunun üstüne bindi. Bu şekilde üstüne atladı. O şekilde göründü. Devam etsin soru. Bu 28 katlandığında o zaman buraya gelmiştir. Sonra, evet, iki iç bir dışı görmüşsündür sen. Görmüşsündür. Buraya 28, 28, 56 demişsindir. Buradan üçgenin iç açılarına 180'e gitmişsindir. Ya da, ya da, bunu görmesen de şöyle demişsindir. Hoca yukarıda 96 bulmuştu. 96'nın 28'i zaten var. 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. Burada 8 kalıyor. Hani elde aldım ya. 8 eksi 2'den 6. 68 de burası geldi. Yani bunun 68 olduğunu her türlü bulabiliriz biz senle. Yeter ki iki üçgenin ayrı olduğunu anlayalım. Yeter ki her iki katlamanın da nasıl işe yaradığını tek tek gösterelim değil mi? Şimdi eyvahlar olsun diyor öğrenci. Ölüyorum bitiyorum mahvoldum perişanım diyor. Esasında soru da çok havalı duruyor gerçekten. Ama yani içine girdiğin zaman hiçbir şey yok. Bak yeni nesil genelde öyledir. Göz korkutur. 7 numaralı soru gözümüzü gerçekten de korkutmayı başarıyor böyle baktığın zaman. Ama bir sıkıntı yaşamayacağız emin ol. Çok rahat edeceğiz. 132 var. 36 var. İn aşağıya gösterelim. Bak şunu bil ama. Bunun iki kenarı. Bunun da iki kenarı. Aynı uzunluktalar. Sadece bu iki eşitliğin arasını daha çok açmış. Burada daha az açmış. Tek fark o. Hadi gel buraya yerleştirelim. Sarı üçgen kimdi? 132'lik üçgen. Unutma ama. 36 da mavi üçgen. Heh. Sarı üçgenin açısı 132. Yine sarı üçgenin açısı 132. Hocam bir tane yok muydu? Bak ne diyor? İki tanesi diyor. Sarı renkli olanın iki tanesi diyor. Okuyalım arkadaşım lütfen. Cık. Mavi üçgenden de bir tanesi diyor. Devamında bak şöyle bir tanesi. Bu da 36 derecelik bir açıdır. Hadi eşitlikleri gösterelim. Nerede? Sarının kenarları. Bunlar. Bak 132'nin kolları eşit birbirine. Ben element uydurmuyorum. Bak burada gösteriyor. Yani tek çubuk atmış. Ben çift çubuk atmışım. Daha iyi gör diye attım. Sorun değil. Mavinin kenarlarına da çift çubuk atacağız. Tabii ki de şöyle. Bu sarıdan iki tane kullanmıştı. Bunun da 132'nin kolları böyle. Çift çubuk attık bunlara da. Tamam süperiz. Şimdi soruyu çözeceğiz artık. Ne diyor? NL ile KM arası. Yani alfa açısını soruyorsun. KM, NL. Şu iki tane açın şurası soruyor. Şimdi sana burada birçok yol gösterilebilir belki ama ben şu ikiz kenar üçgeni keşfedip keşfetmediğini önemsiyorum. Çünkü soru oradan yürüyecek. Bak burada da bir tane var. Yine oradan yürüyeceğiz. Yani bu da ikiz kenar bir üçgende Şöyle içini boyasam daha mı güzel görürsün? Ha bu. İki kolu da aynı. Şimdi 132 artı 36 kaç yapıyor? Hmm, çember yolundan da çözeriz sonra. Önce buradan bakalım. 132-36 daha kaç yapar? 168 yapar. Şimdi üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 168 varsa geriye 12 kalır. 12'yi keşit parçaya 6-6 diye paylaştırırsın. Heh. Şimdi bu da aynı üçgen. Tabii ki de aynısı. 168 bunun açısı. Yine 12 kalır. Yine 6-6 bölünür. 12. Şimdi ben soruyu bu meraktan getirmeyi planlıyorum. Bak muhteşem bir bu merak buldum sana. Bu merak neydi diyorsan yani buradan sana ulaşamıyorum ama dokunamıyorum ama teessüf ediyorum gerçekten de. Bak bu A, bu B, bu C olduğunda bu mereng, hadi kıyamadım açıkladım. Üçünün toplamı buraya gelir istiyordu. Böyle diyordu. O zaman üçünün toplamı geliyorsa gelsin. 36, 6, 6. Evet. Siyahlattık bayağı. Şöyle alalım geriye görünsün. 36, sarı sen gel. 6, 6 eşittir alfaya. Alfa eşittir 36 artı 66 daha 12 eşittir 48. Alfayı seninle bulmuşuzdur. Bu kadar mı? Tamam oldu. Çemberden öğrenciler hani temeli olan öğrencilerimiz de kitabı bitirmeye çalışıyor tabi. Yani çembere hiç gelmemiş çember hakkında zerre bilgisi olmayan öğrenciler de olabilir. Ama bence izleyin bir bakın derim yani. Şimdi bir çemberin çizilebilmesi için 3 tane eşit uzunluğa ihtiyacımız var. Yani şöyle 3 tane eşit uzunluk gördüğünüzde aynı noktada toplaşan buluşan böyle üç eşit uzunluk. Bu soru çemberden de gelebilir. Evet deyin kendi kendinize. Bu yorumu yapın yani. Hadi kendimizi geliştirelim bir çember atalım. Yani benim çemberim biraz basit canı olacak. Yani dijital çember arkadaşım bizde böyle. Bakalım oturtabilecek miyiz? Hava attık sana ama. Oldu. Cuk diye oturdu. Ha, yani şu kadarcık olur canım. Şimdi Bence dizgicinin suçu benim değil. Ha. Şimdi hocam nasıl çizdiniz, neye göre çizdiniz? Ben bunu merkez aldım arkadaşım. 1 yarı çap, 2 yarı çap, 3 yarı çap, 4 yarı çap. Yani şu anda aynı noktada birleşmiş 4 uzunluk var. Ben ne dedim? Aynı noktada birleşen 3 tane uzunluk olsun dedim. Çember çizersin dedim. Söylemeyi unutmuşumdur. Burası merkez olur. Yani sen de tahmin ediyorsundur. Şimdi 4 eşit uzunlukta aynı şekilde merkeze toplanmamış mı? Tamam burası merkez olacaktır. Tamam soruyu artık çözelim. Doğru söylüyorsun. Alfayı nasıl bulacağız? Şimdi şuradaki açıları bir atalım. Bu altıları, ikiz kenarları görmediğimizi varsayalım. Bunları bilmiyoruz. Sadece eşitlikleri 132'yi ve 36'yı soruda verdiklerini bak. 132'yi veriyor, 36'yı Sadece bunları getirdik. Şimdi burada da şöyle yaparsın. 132 derecelik açı. Şuraya. İki katıyla gelir değil mi? Ha, evet yemeyelim. 132 merkezdeki açıdır. Çemberde merkezdeki açı yaya geçerken aynı şekilde geçer. 132, 132 bu şekilde. Bu da 132. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bak. Şunu gör. Şu açı 132'lik yayı görüyor. Gördün mü? Görmen lazım. 132'nin yarısı buraya gelmiştir. 66 olmuştur. Yine benzer şekilde gösteriyor. Evet Kudret amca gösteriyor. Şöyle. Yine 132'ye bakıyoruz gördün mü? Şuradan bakıyoruz. O halde bu 132'yi de buraya almışızdır. Yarısı olarak 66. 66 ile 66'nın toplamı 132 yaptı. Geriye buraya 48 kalmış oldu. Cevap geldi. Şimdi burada 36'yı düşünüyorum da 36 ne işe yaradı diyorum kendi kendime. Hmm, bir işe yaramadı esasında. Yani çember yolundan giderken 132'leri gösterdim. Oradan da açıya geçtim. Bu 36 bir iş görmemiş oldu benim için. Olsun sağlık olsun. Cevabı bulduk yaptıklarımız da doğru hiçbir sıkıntımız yok. Bu 7 numaraymış evet 8. Evet sözel bir sorumuz var yukarısı daha müsait yukarıda çizelim. Düzlemde BAC eşittir 90 derece olacak şekilde. Şimdi öğrencimiz diyor hocam ben böyle çizmiyorum ben üçgenimi böyle çiziyorum olur mu? Fark etmez ki. Yani nasıl istiyorsan öyle çiz. Dik üçgen bu şekilde de çizilir. Bak A açısı 90 derece demiş. Ben daha de iyi 90 yaptım ABC. Bir de X kenar gibi yapmadım dikkat ettiysen. Birini kısa, birini uzun yaptım. Hani olur ne olmaz. BD DC. BD BC'nin üzerinde bir D noktası. Bunu da ortaya mı alsam? Şuraya alayım. Sıkıntı çıkarsa değiştireceğim, tamam mı? BD eşit. Ha zaten sıkıntı çıkar yani. Eşit demiş adam. Tabii ki de ortaya alacaksın değil mi? Bendeki kafa bazen gidiyor. Sende de oluyorsa normal normal. BD eşit DC. O da AE'ye eşitmiş ama E neredeymiş? AC üzerinde bir E noktası işaretleniyor. Şimdi şu uzunluğa eşit olacak bir AE nasıl olabilir? İşte tahmini olarak şöyle bir yer olabilir E noktası. Başka şöyle düşün. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak o şekilde baktık. EDB 120 derece. EDB. Yani şöyle çektim. Şöyle gösterdim. 120 derecelik bir açı veriyor bana. Bu çizimdeki ABC açısı kaç derecedir diyor? X'imiz soruluyor. Ey öğrenci, sevgili öğrenci. Sana burada muhteşem üçlüyü sormuşlar. Evet. Muhteşem üçlüyü sana olduğu gibi soracak değil. Yani sen şöyle Hop armut piş ağzıma düş beklemiyorsundur zaten. Biliyorsundur ÖSM'nin acımasızlığını görmüşsündür. Geçmiş sınav seneki sorulara bakınca adamlar da elemeye çalışıyor. Ne yapsınlar değil mi? Şimdi bak 1, 2. Iki. İkisi eşitse hop 3. eşit. Bunu sen göstereceksin. 90 varken. 90'dan kenar ortay çizilmişken. İkisi var. Üçüncü senden. Hocam bu ikisi olmasa ne olur? Şöyle olsa. Yine olur. 1, 2, 3 uzunluktan bir tanesini vermeyecek sen yakalayacaksın. Şimdi burada vatandaşımız şu ikisini göstermiş ya 90'ı da vermiş ya. Şimdi sen hop getirip çekeceksin ve üçüncü eşitliği göstereceksin. Lafta kalmasın. Gösterelim. A da böyle. Ha şimdi desen ki bana. Konuştuk bunları ama yine de konuşalım. Hocam 90'ı vermemiş. 90'ımız yok. Ama eşitliklerin hepsi var olur mu? Olur yine. 3 eşitlik varsa 90 gelir ispatladık bile geçmişteki açı sorularının bir tanesinde. AA dedik, BB dedik, 180'e götürdük burası 90 geldi. 2A gibi 180 bir A2, 90 dedik yani. Oldu bunları da yapmışlığımız var yani. Biz bunu anlattık. Evet şimdi buradan devam ediyorum. Muhteşem üçlüyü gördüğünü varsayıyorum senin. Şurası açı olarak belli mi? Değil. Ama burayı isimlemeye ihtiyacım var mı? Bakıyorum var. Yani çok güzel olur orayı isimlersem. Bak mesela şurası renk değiştirelim. X olsa. Aa, soruda X var. Zor olmayalım. Bu X'i boş ver. En son bir yerde buluruz orayı. X burası. X mi? Burası 60 derece değil mi zaten? Evet. Burası 180'e tamamlayan 60 derece. X burası olsun. X geziyor. Bir türlü yer bulamadı kendine. Şurası. Tabii ki de 2 iç bir dış. X artı 60 yapar. İkiz kenarı gören öğrenci x artı 60'ını buraya da yazmıştır. Şimdi öğrencinin gözü açık olacak. Sürekli bakacak etrafına. Yani böyle ne var acaba ne var? Hani geometride böyle olmamız lazım. Şekle öbek öbek bakıyorum. Bak dikkat ettin mi? Her yerini inceliyorum. Bütün baktım. Süzüyorum soruyu baştan aşağı. Şimdi bu gösterdiğim kırmızı ikiz kenar üçgeni gördüm. Yani bir onu bırakacaksın. Onu kullanıp ötekine geçeceksin falan filan. Tamam bu da ikiz kenarmış. Böyle böyle eşit. Işte. Bu x buraya gelmiştir devamında burada x var ya hani. E burada da x var. 2 hiçbir dışı yapmayalım mı? Yapalım değil mi? 2 hiçbir dışı çok kullanıyorum. Bak şu sarıyı sileyim de sarılar birbirine girmesin. ha Bu sarı ve bu sarı. Yani tabii ki de bu büyük üçgende iki tane iç açı hop, bir tane dış açıya gelmiştir. x buradan x buradan hop, 2x buradan. Ne oldu biliyor musun? Burası 180 oldu ve bütün açıları da var elimde. 2x artı x artı 60 artı 60 eşittir 180. 1. İkinci yol. Buranın hepsi 120 değil mi zaten? Soruda verilmiş. En baştan beri 120 değil mi? Burayı 120'ye götürelim. 2x buradan 1x buradan 3x artı 60 eşittir 120 demişizdir. 60'ı karşıya eksi olarak 60 bir 60 daha bulmuşuzdur. x eşittir 20. Ne diyor? ABC kaç derecedir? A da burayı soruyor. Zaten 20 de da yok. 20. Üçgenin çatı 180'e gidecek. 90. Hop 70. Sorunun cevabını 70 bulmuşuzdur. Bu da son sorumuzdu. Sorumuzu bitirmiş olduk. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.